Telefon hattımızda Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan var. Hasan Bey merhabalar, yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok sağ olun. Evet, özellikle tabii Musul Operasyonu'nda ikinci güne girindi ve DAEŞ'ın da hızlı bir şekilde geri çekildiğine dair haberler geliyor. Pek çok farklı katılım var ve burada aslında merak ettiğimiz Türkmenlerin nasıl bir role sahip olduğu, bu operasyonda nasıl ilerleme kaydettikleri, bunu da sizden dinleyelim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ki şimdilik operasyon iki yönden ilerleme kaydediyor. Birisi Başika'dan ilerleyerek Peşmerge ve Türk ordusunun eğittiği insanlar ve Irak ordusu, bu birinci ilerleme boyutudur. İkincisi de El Guver hattından gelen, o da Irak ordusundan daha fazla yönelik, oradan da bir ilerleme var. Üçüncü hatta El Geyyara tarafından olacak ama orada daha şimdiye kadar ilerleme kaydedilmedi çünkü operasyonları orada biraz ertelediler. Çünkü orada daha fazla IŞİD milislerinin yoğun olduğunu Irak güçlerine göre öyle bir bilgileri var. Bir de önemli olan bizim için, Türkmenler için, biz Musul içinde en yoğun şehirlerin birisi Tilaafer var. Tilaafer'de hiç olmazsa bir 500 bin Türkmen insanı yaşıyor. IŞİD'in de ilk ele geçirdiği maalesef kentlerden birisidir. Ve oradan çıkan Türkmenler şimdi Irak'ın bütün vilayetlerine dağılmış bir şekilde çadır kentlerde yaşıyorlar. Sağ olsun Türkiye Devleti hiçbir zaman, ister AFAD olsun, Kızılay olsun, sivil toplum örgütleri olsun, her zaman onların yardımına koştular. Ve onların da bir kısmı Türkiye içinde sığınmacı olarak yaşıyorlar. Orada da sağ olsun devletimiz sahiplikti. Önemli olan şimdi bizim Tilaafer operasyonunda Türkmenlere fırsat verip kendi kentlerini kendileri temizlemesi gerekiyor bizim fikrimizde. Ancak ki bu şimdiye kadar %100 bunu temin edemedik, %100 bu kesinleşmedi. Ve aynı zamanda Tilaafer'e yakın, çok bir yakın bölgede Sincar var. Sincar'da da maalesef PKK ve PYD var. Bizim de endişemiz var. Oradan bir saldırı yapılmasın, bu IŞİD operasyonu aleyhine mahane alarak. Çünkü bizim orada Türkmenlerimiz o halde bir göç durumunda, yeni göç durumuna, yeni bir göç dalgasına maruz kalacaklar. Bir katliam yaşanabilir. Onun için hakikaten bizim bu iki noktada özellikle Tilaafer'de büyük endişemiz var. Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan bizler için yorumladı. Özellikle Tilaafer bölgesinde yaşayan Türkmenlerin geleceğiyle ilgili endişe duyduğunu ve burada bir operasyonda fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekti.